Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertifedeki en muhim haberlerini huzurlarına sunumuz. Kınamsızlık kıtınlar ekranımız olsun. Tayvan Prezidentlik Sayılımının neticesi Xitayını qattıq bi'aram kıldı. Tayvan Prezidentlik Sayılımında Xitay xalimagan Demokratik İlgirleş Partiyasının namzati sayılımda galibi kılgan bulup, Xitayının qandaq inkas qaytarışı dünya iqtisadının yönelişi bilen münasibetlik ikkenliki bildirilmekte. Amerika vazının haber kılışça Tayvan Demokratik İlgirleş Partiyasının prezident namzati Lei Chang'da 13. yanvar ötküzülgen prezident sayılımıda 5 milyon 200 mandan artıq biletke erişken bulup, kollaş nesipti 40%'ın eşip sayılımda ufutup çıkan. Bu Tayvan'nın demokratiyalışış yoluğa mangandın bayan bir siyasi partiyanın sayılımda uda 3. qetim galibi kılışı hesaplandıgan bulup, bu cahette 3. qetim tarihi rekord yaratkan. Amerika CNN kanalının 13. yanvardaki haberde körüstülüşçe, Tayvan'nın teritoriyası küçük, nüfusu az bolsumu, ama dünyadaki aldıngı qatarda turadigan yerim ötküzgüç özek şirketi ve başka yukarı teknikilik şirketlerge ege bolganlıqı sebeplik, Lei Chang'ın sayılımdaki galibisinin dünya iqtisadığı körüstüdigan tesiri xalqaranın diqqetini qozğan. Tayvan sayılımından ilgiri Xitay Komünist rejimi Tayvan işleri şıxanısı Lei Chang'ı cahil Tayvan müstakillik teşebbüsçisi deb köp qetim ayıplab, Tayvan saylıgıçılarını sayılımda bilet taşlığında uruş bilen tenişlik, güllünüş bilen küşküllüşüş meselesini obdan oylaşıqı çakırıp tehdit salgan ve bu arqalıq sayılımını kalaymaqan kılışkı urungan idi. Umumi sayılım neticesinden karıganda Xitay Komünist rejiminin saxt teşviqatları ve tehdidi Tayvan saylıgıçılarının meydanıqı təsir körüstelmeyen. CNN'nin haber diyene Lei Chang'da saylanğan denkiyen, Xitay Komünist rejiminin yakınkı mezgillerde Tayvan'a karşı uruş kozgaş niyeti yok diyerlik ikkerliki, ama Tayvan'a karatkan herbi yaki iqtisadi besimi küçüyüşü mümkünliki oturgu koyulgan. Xitay Taşqi İşlar Ministeri Wang Yi saylam neticesinden kiyen bivasti inkas qaytırıp, Tayvan müstakillikı yönelişideki herkandaq hareket iğir cazağı uçuraydı. Tayvan ezelden devlet emes idi, bundan kim mi bolmaydı, deb jar salgan. 台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更不是。 Şimali Koreya Yaponiya dengiziga yana başqurulduğan bomba attı. Şimali Koreyaning Yaponiya dengiziga qaratib ballistik başqurulduğan bomba qo'yib berganligi bildirildi. Janubiy Koreya armiya bosh shtabining bayonotida Shimoliy Koreyaning shu yer vaqti soat 14:58 da Yaponiya dengiziga qaratib ballistik boshqarilgan bomba qo'yib berganligi uqtirildi. Bayonotda buning Shimoliy Koreyaning 2024 yilda sinab qilgan tunji ballistik boshqarilgan bombasi ekanligi ta'kidlandi. Yaponiya davlat mudofaa vazirati mas'uli boshqarilgan bombaning Yaponiya davlatlik maxsus rayonining sirtiga tushganligini e'lon qildi. Yaponiya hükümeti başvazirligiga qarashli krizislarni bartaraf qilish ishxonasida boshqarilgan bomba tushgan rayonda yuz berish ehtimoli bo'lgan ziyonni baholash tadqiqoti olib berilayotganligi bildirildi. Yaponiya başvaziri Fumio Kishida muxbirlarga bergan bayonotida rayonda harakat qilayotgan havo va dengiz elementlarining bexatarligiga kafolatlik qilish, shundoqlik kutilmagan ahvollarga tayyorlik qilish to'g'risida yo'l yo'riq berganligini bildirdi. Shimoliy Koreya oldingi qadam 17 dekabrda qisqa masofalik ballistik boshqarilgan bomba sinab qilgan va 18 dekabrda qit'alararo boshqarilgan bomba Hwasong 18 ni sinab qilgan edi. BDT Xavfsizlik Kengashi Amerika bilan Angliyaning Yamanga qaratgan hujumini muzokara qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Rossiyaning talabiga binoan Angliya bilan Amerikaning Yamanga qaratgan hujumlarini muzokara qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida qayd qilinishicha BDTning O'rtasharq Osiyo va Tinch okean ishlariga mas'ul muavin bosh katibi Muhammad Xalid Xiyari yig'inda so'z qilib, biz ko'rayotgan zo'ravonlikning yamrab ketishi Yaman va rayonda intayin iyg'ir siyosiy bexatarlik, iqtisodiy va insoniy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin degan. Rusiyaning BDTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenziya Amerika bilan Angliyaning Yamanga qaratgan hujumlarini BDT nizomnomasining 51 moddasidagi belgilama bo'yicha yo'lliq qo'g'dinish deb qarashqa bo'lmaydiganligini bayon qilib, yo'lliq qo'g'dinish huquqidan dengiz safari erkinligiga kafolatlik qilish uchun foydalanilib bo'lmaydi degan.
Angliyaning BDT'deki daimi vekili Barbara Woodward Angliyaning Qizil dengizdagi husiylarning hujumini ko'p qatim aybliganligini eskertgan va husiylarning Angliya paroxotlariga hujum qilganligiga ishorat qilib, biz tunugun kechda Amerika bilan birlikda tor doiralik zarur va tangpun qadam tashildik degan. Amerikaning BDT'deki daimi vekili Linda Thomas Greenfield mo hujumlar barliq harbiy bo'lmagan vositalar tugagandan keyin elib berildi deganlarni qayd qilgan. İsrailiya G'azzaga hujum qo'zg'andan buyon Yamandagi husiylar Qizil dengizdagi savdo paroxotlariga hujum qilishni kuchaytirgan. Amerika bilan Angliya husiylarga tabi o'rinlarga hujum qilgan edi. Husiylarning hujumlari Oq dengiz bilan Qizil dengizni o'zaro tutashtirib, yer shari savdosining taxminan 12% qilinadigan Yevropa bilan Osiyo o'rtasidagi eng qisqa yo'l Suveyş kanalidan o'tishni xavf keltirgan. Savdo paroxotlari uchirgan hujumlarga agishib, munosabatlik shirkatlarining orqa-orqadan chiqargan qatnashni to'xtatish qarorlari dunyo iqtisodida yangi bir ta'minlash zanjiri krizisining boshlanib ketish andishasini paydo qilgan edi. Kolumbiya prezidenti Netanyahu'nun G'azzaga qaratgan keng ko'lamli qirg'inchiligini aybladi. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro İsrailiyaning G'azzadagi hujumida qazo qilgan ayollar va bolalar haqida to'xtalib, Netanyahu'nun G'azza xalqiga qaratgan keng ko'lamli qirg'inchiligi bevosita bombardimon qilish orqali elib berildi dedi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Kolumbiya prezidenti Petro ijtimoiy aloqa hisobi X'da bir ommaviy tashkilotning G'azzada o'ldirilgan ayollar va bolalar Isroiliya bilan Hamas o'rtasidagi to'qunishda qalaymaqon chiqarilgan o'qning orasida qolganlardir degan bayonotiga qattiq norozilik bildirdi. Petro yozmasida bu to'g'ri emas. Palestinda o'ldirilgan bolalar va ayollarning hayotidan ayrilishidagi sabab ularning qalaymaqon chiqarilgan o'qning orasida qolganligi emas dedi. Petro G'azzada o'ldirilgan ayollar va bolalarga javobgar kishining dal Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu ekanligini ta'kidlab, Netanyahuning G'azza xalqiga qaratgan keng ko'lamli qirg'inchiligi bevosita bombardimon qilish orqali elib berildi dedi. Petro xalqaro adliya sudiga Isroiliyaga qarshi sunilgan irqiy qirg'inchilik delosi uchun Janubiy Afrikaga madhiya o'qidi. Petro, agar bugun Nobel tinchlik mukofotiga layoqatlik birisi bor deyilsa, bu dal Falastin xalqiga qaratgan irqiy qirg'inchilik yuzasidan Netanyahu ustidan sudga ariz sunilgan Janubiy Afrika qonun guruhi bo'lishi kerak dedi. İstihbarat idarisi Suriyada terrorlik tashkilotiga ajallik zarba berdi. Türkiye Milli İstihbarat İdarisi MIT Suriyada bölgünce terrorlik tashkiloti PKK-YPG'nin muhim ul aslaha tekşürüş punkti ve atalmış harbiy nuqtalarini öz ichiga olgan 23 nişanını bitkit qildi. Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, Türkiye İstihbarat İdarisi Iraqda yuz bergan bexatarlik qismlarga hujum qilish vaqasidan keyin Suriyada bo'lguncha terrorlik tashkiloti PKK-YPG'ning kontrolligidagi atalmış harbiy istihbarat, energiya, ul aslaha va o'q-dori iskilati qatorliq strategik nishonlarni bitkit qilishdan sirt tashkilotning mas'ul shaxslariga mo nishonliq zarba berdi. İstihbarat idarasining bu qitimqa harakati natijasida Suriyadagi bo'lguncha terrorlik tashkilotining 5 halqalik ul aslahasi, 3 tekshirish punkti, 8 atalmış harbiy nuqtasi, 2 o'q-dori iskilati, 2 ashyo oborati ambiri, 2 texnikalik avtomobil iskilati va 1 tonel hamda istehkom qurishda ishlatilgan avtomobili qatorliq jami 23 nishon vayron qilindi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşürüz. Aman bu kayıtlar. Selamun aleyküm.